Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimizin eliyle hastaların ve yaralıların şifa bulma mucizelerini seslendirelim. Evet, bu seslendireceğimiz konular birer mucizedir kardeşlerim. Biliyorsunuz, mucize demek aklın ve mantığın kabul edemeyeceği şey demektir. Esas mucizeleri yapan, yaratan kimdir? Allah'tır. Allah Resulü'nü yardımcı olmak için, Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünü göstermek için mucize etkisi vermiştir. Mucizeler yaratmıştır. İşte biz de şimdi sizlerle birkaç mucize üzerinde duralım. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın mucizelerinin en önemlilerinden bir kısmı da hastaların ve yaralıların onun eliyle veya nefesiyle şifa bulmaları şeklinde vuku bulmuştur. Bu mucizeler hadis ve siyer kitaplarında çokça zikredilmiştir. Bizler de burada birkaç örneği sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ok atan, ok isabet eden gözün şifa bulması. Bir daha okuyorum. Ok isabet eden gözün şifa bulması. Kadı İyaz, Şifa-i Şerif isimli eserinde pek çok sahabeden rivayet edilen bu mucizeyi sağlam kaynaklara dayanarak bizlere naklediyor. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın mümtaz ve ordusunda kumandalık yapan kahraman bir sahabi ve Hazreti Ömer zamanında İslam ordusunun baş kumandanı olan Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas o büyük sahabi anlatıyor. Uhud Savaşı'nda ben Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın yanındaydım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün yayı kırılınca kadar düşmana ok attı. Yayı kırıldıktan sonra oklarını bana verip at diyordu. Verdiği oklar nasılsız, yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmadığı halde at diye emrettiği okları attığımda kanatlı oklar gibi gidip düşmana isabet ederdi. O haldeyken Katada İbn-i Numan'ın gözüne bir ok isabet etmişti. Gözünü çıkarıp göz bebeği kaynaklarının üzerine aktı. Göz bebeği yanaklarının üzerine aktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şifalı eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirdi. O göz hiçbir şey olmamış gibi şifa bulup iki gözünden en güzeli ve en keskin göreni oldu. Bu olay oldukça meşhurdur. Hatta Katade'nin çocuklarından biri Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldiği vakit kendini şöyle tarif etmiş. Ben öyle bir zatın çocuğuyum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa buldu. En güzel göz o olmuş diye nazım şeklinde Hazreti Ömer'e söylemiş. Onunla kendini tanıttırmıştır. Hem yine sahih kaynaklardan nakledilir ki ünlü Ebu Katade'nin Yevmi Zikarat denilen gazvede bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle meshetmiş. Ebu Katade der ki, katiyen ve asla ne acısını ne de yarasını görmedim. Evet. Hayber'in fethindeki iki şifa mucizesi. Başka bir mucizeden bahsedelim dostlar. Hayber'in savaşındaki iki şifa mucizesi. Başta Buhari ve Müslim gibi sahih kaynaklardan
naklediliyor ki Hayber gazvesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Kerremallahu Veçeyi ordusuna sancaktar olarak tayin ettiği halde Hazreti Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilaç gibi tükürüğünü gözüne sürdüğü dakikada şifa bularak hiçbir şey kalmadı Allah'ın izin ve inayetiyle. Sabahleyin Hayber Kalesi'nin pek ağır demir kapısını çekip elinde kalkan gibi tutup Hayber Kalesi'ni fethetti Hazreti Ali bu şifasından sonra. Yine aynı savaşta Seleme İbnül Ekva'nın bacağına kılıç vurulmuş, yarılmış, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona nefes edince birden ayağı şifa bulmuştu. Başka bir mucize örneği, görmeyen gözlerin görür olması. Başta Nesai olmak üzere ünlü siyer kitaplarının yazarları Osman İbni Huneyf'ten naklediyorlar. Osman bin Huneyf anlatıyor. Allah Resulü'nün yanına görme özürlü biri geldi. Benim gözlerimin açılması için dua et diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rica etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, şimdi git, abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl ve de ki, Allah'ım hacetimi sana arz ediyor ve rahmet nebisi olan Peygamberin Muhammed Aleyhisselam ile sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed, gözümden perdeyi kaldırması için senin Rabbine, seninle teveccüh ediyorum. Senin adınla teveccüh ediyorum. Allah'ım onu bana şefaatçi kıl diye dua et dedi. O da gitti, öyle yaptı. Ve gözü açılmış görür halde geri geldi. Büyük bir imam olan İbn-i Vehb bize bildiriyor ki Bedir Savaşı'nın 14 şehidinden birisi olan Muaviz İbni Afra Ebu Cehil ile dövüşürken Ebu Cehil o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle kesilen elini tutup Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun elini yerine yapıştırdı, tükürüğünü ona sürdü, birden Allah'ın izniyle şifa buldu. Yine savaş meydanına döndü. Şehit oluncaya kadar savaştı ve sonunda Rabbine kavuştu şehit olarak. Evet. Hem yine İbn-i Vehb bildiriyor ki, yine Bedir Savaşı'nda Hubeyb İbni Yesaf'ın omuz başına bir kılıç vurulmuş ki ikiye ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes etmiş ve Allah'ın izniyle şifa bulmuştur. İşte şu iki hadise gerçi ahadidir. Yani tek kişi kanalıyla bize ulaşmıştır. Fakat İbn-i Vehb gibi bir imam bu hadiseyi eserine alsa ve bize naklese, Bedir Savaşı gibi mucizelerin çok olduğu bir zamanda bu iki vakayı benzer başka hadiseler de varsa, elbette şu iki vakanın olayın doğruluğunda şüphe edilmemelidir dostlar. İşte sahih hadislerle bu şekilde bize ulaşan bine yakın hadise var ki Allah Resulü'nün mübarek eli onlara şifa olmuştur. Buraya kadar Efendimizin eliyle gerçekleşen bu kadar mucizeyi size naklettikten sonra dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyoruz. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ey Muhammed, attığın zaman da sen atmadın ayetinin sırrıyla aynı avucunda küçük taş ve toprak
düşmana top ve gülle hükmünde onları bozguna uğratması. Ay yarıldı ayetinin açık işaretiyle aynı avucunun parmağıyla ay iki parçaya ayırması ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi yetmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa bulması. Elbette o mübarek elin ne kadar harika bir ilahi kudret mucizesi olduğunu gösterir. Evet. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle harika mucizelere mazhar ve kaynak olsa, o zatın aleyhissalatü vesselamın kainatın yaratıcısı yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar doğru bulunduğu ve o el ile biat edenler, o sahabe efendilerimiz ne kadar bahtiyar olacakları açıkça anlaşılmaz mı? Evet, bunlar birer mucizedir. Konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi mucizeleri yaratan Allah'tır. Allah şu anda uzay boşluğunda binlerce gezegeni döndürüyor. Aylar, yıldızlar, gezegenler hepsi uzay boşluğunda dönüyor. Ama hiçbirisi çarpışmıyor. Bütün bunları yaratan Allah'tır. Peygamberimizin mucizelerini de yaratan Allah'tır. Allah her şeye kadirdir. Bundan dolayı Efendimiz'e imanımız, Rabbimize imanımız daha da artmıştır, daha da güçlenmiştir. Rabbim Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olan kullarını eylesin. Rabbimizin rızasına kavuşan kullardan eylesin inşallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.